Oho, benle oynamak için reyting fedaları var. Peki, kabul ediyorum. Hızlı yükselmek için yapacağız bir şeyler. Can Artuk. Kendine güvenen gelsin o zaman. Şimdi Eray falan teklif gönderecek bana. Gerçi olur ya, toplarım Eray'ın da puanlarını. Kanalda moderatör. Valla bizim Deniz yapıyor musun moderatörlük? He? Telefonda konuşuyor bizim moderatör. Aynen öyle. Tamam, moderatör adlarını da vermiyoruz lan, kendimiz yapalım bu şekilde. Tamam. Evet, bol bol like istememiz gerekiyor, haklısınız. Çok doğru. Tamamdır. Sen bayağı çek istersen ya. Tamam. Tamam. Deniz yayını trollüyorsun şu an. Tamam, görüşürüz. Çek bir sandalye gel. Yok şey, telefonlarında da moderatör adımı yapmamız gerekiyormuş. Öyle YouTube'dan aradılar. ha. Dediler hani böyle bir kanal, böyle bir konsept yok dediler. Yani daha ilk yayından bu kadar fazla kişiye ulaşan, bu kadar fazla sevilen, edilen birisi hiç yok dediler. Öyle YouTube miymiş? arada tabii, özel olarak telefonla bu dönüşü almanız lazım dedi. Olmadı. Ben tamam dedim senin yanında. Hani o anlık heyecanla yayına aldım ben öyle. Bini geçtim gördün mü? Evet. Benim göbek bayağı yürüyorum. Aşırı örtüyor yani. Kayıcı 8 atı 2 file 2. Evet. Oo, Melis abi. Hoş Meclis'te mi geldin. burada? Evet. Ben şimdi herkesi bir kolatör açıp sen lazım gör diyeyim. Öyle mi? Aynen, tek Tamam. amacı o diyeyim. Şimdi. Evet, saniyedir. Moderatörlük görelim. Evet. G2 gelsin şöyle yapayım. Gerçi Türk de oynuyorduk değil mi? Seni kalmış. Ya teklif geldi, ben de kabul ettim. Hızlı yükselmem için biraz omuz vermeleri lazım. Oynamayayım Kürtlerle. Ne diyorsun? Türk devam söyleyeyim ya. Yani otomatik rakip gelince spikler monta nasıl istersen. Burada bayağı yendim, hala benim ya. Öyle mi? 3000 nakamını 30 saatte falan ödedi. 30 saat mi? Tabii. İçerik. Aylar sürüyor, Ha. yıllar sürüyor. Ciddi misin? Aha. Benim öyle. Ciddi misin? Evet. Ama 96 veriyor. Yine bir şey vermiyor ki. Boşu boşuna oynuyoruz. Kesinlikle. Mesela benim öğrenci derken İngiltere bayrağı var. Evet. Kim kendisi ifşa etmek ister Benim misin? hesabım ne? Nişesi. Nedir? Nişe olsun. Evet. O hesabım ne? Ne bileyim, saçma sapan. Jaguar. Küçük Ciguli Jaguar. Ciguli gibi. Aynen. Küçük Jaguar. Ne oynayayım? Ha, London oynuyor. Vay. Vay be. Tam bilmiyor işte. Tam benim öğrencim Bilmiyorum ne diyorsun. Gitti bak siyah file. Kürek vuracak mı senin öğrenciye? Vurabilir ha. Minyatür bir yedir atmaz da böyle. Ben de böyle bize. feda yapmayı seviyorum. Seviyorsa geliyor buraya bir şeyler. Ona vurmaz yani. İzliyor seni, gaza gelip vurur yani. Ya at G5 veya file F7 ben bekliyorum kendisinden. Senin öğrencisi. D5 Şey, bizim değişmeye çalışıyor. oynuyormuş. Taş sesleri silah sesi gibi geliyor. Şöyle bir kısalım. Haber tutup bitmesini beklemen lazım. Ekranı yamuk duruyor. Bazen kötü oluyor. Ha, şu an yaşarız. Tamam. Ben tık tık yapınca kötü oluyor. Artık yavaş geldi. Peki E6. Bunun sesini nasıl kısıyoruz Deniz? Şeyden yan taraftan. Sağa gel. Sağa sağ, sağ alsın. Bas onu Bu biraz. mu? Ha, oradan açacaksın. Sen kendini kısmak istemiyorsan ben kısarım masa sesini. Nasıl kötü olmasın. Ha, tamam. Nasıl istiyorsan. ...258 beğeni var. 300 beğeni. Bayağı yakınız. Evet. Ben senin yerine isteyeyim ya, bir dakika. Ben senin kanalda like isteyeyim ama senin başka bir değil. Kritik mi? Bana bir... Ayıp değil mi? Sırf öğrencim diye Çok mi? çok özür dilerim. Hemen şey yapıyorum arkadaşlar. Mustafa abinin kanalına şu anda burada bulunan izleyicilerimizden bir adet like desteği, bir adet abonelik desteği, bir de chat'e yayın nereden izlediklerini yazarsa çok sevineceğim. Bu çok önemli. Yayın nerede izlediğinizi yazmanız da abone olmakta işler. Öyle söyleyeyim. O kadar değerli yani. Onun dışında ufak bir like desteği bizleri mutlu eder.
En abi seni rahat bırakıyorum daha sonra. Tamam, tamam. Diye. Ben hemen bir yanındayım yani. Tek telefonum ben buradayım. Tamamdır. Tamam, hadi yeter. Evet, Deniz misafir oluyor yine. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan bir taş kazancı elde etmeye çalışıyorum. Tabii en iyi yolla yaptım mı bilmiyorum aslında ama derken herhalde bu çok problem yaratmayacak bana. Yani net alet öndeyiz. Fil ve 5'i şah çekerse de şah E7 bile gelebilirim. Evet, şah E7 gayet güvenli bir kare. Vezirleri değişirsek iş kolayca kazanca doğru gidecek. Şimdi bir vezir değişimi acaba yapabilir miyiz? Böyle vezir D5 yapsam. Sonra buraya. Çünkü artık vezir kaçarsa E4 boşta kalacak. Şanlıurfa, Paris, Urfa, Eskişehir. O Eskişehir'den. Bora beni gördüğünü söylemiştin değil mi? Biz tanışmışız galiba. F5. Burada birileriyle tanışıyorum ama yani şöyle tanışma değil de beni tanıyıp selam veriyorlar ama kendilerini tanıtmıyorlar. Öyle oldu mu? İsimler yok bende. İzmir, Kahramanmaraş, Hatay. Vallahi Hatay'a tekrar geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Ne söylesek az. Fil D7. Epey materyal önde olduğum için bazı şeylere dikkat etmiyorum şimdilik. Ama bir noktada dikkat etmem gerekecek galiba. Şu an mesela hangi hamleyi yapsak? Gereksiz yere ortalığı karıştırdım. Zaten vezir fedası yapmak istiyordum da. Biraz saçma oldu. Fil B5 de yapamıyorum. Bu ne ya? Niye böyle bir şey izin verdim ki ben? Sırf Deniz'in öğrencisi diye bayrağını düşürsem mi acaba? Şimdi kale C8 gelsem burayı vurdu. Kale C6 buraya, yani manasız şeyler var. Burayı nasıl kurtaracağım görmüyorum. Kale C8'e o var. Açmazdan çıksam baya baya ciddi materyal kaybı mı görünüyor? Ha, fil D4 mü varmış? Hadi şu biraz en azından daha az hasarlı atlatabiliriz durumu. Aldığında C'de alırım. Burayı alırsa da vezir B5 belki yapabilirim. Ha, fil B5 de var zaten. Aslında burada C4 yapsam daha mı iyi acaba? Çünkü kalenin önünü açmak istemiyorum. Böylesi galiba daha temiz. Yani alırsa atı kurtaracağım. Vezirle burayı yerse de bunu istediğim taşla alabilirim. En azından D dikeyini açmamış olduk. Alet önde kaldık. Böylece vezir de kestiğimize göre pratik anlamda oyun bitti diyebiliriz. Evet, haydi yeni oyunlara geçelim. Bir saniye, ne? Rümeysa puansız değil değil mi oyunumuz? Puansız teklif gelmiş. Hayır, kabul etmiyorum. Hayır hayır, öyle şey yok. Benim puan arttırmam lazım. Konsept o zaten. Dur ya, beni şey yapmayın, kandırmayın. Neyse, ben teklifimi yapayım artık, gelenle oynayalım ya. Bir yandan chat'e de bakalım. Chat'te bir şeyler yazdınız mı? Aa, bugün Çağdaş Sarıışık'tan öğrendiğim açılışı hemen uyguluyorum. E4, at F6, at C3 ama rakibim D5 oynamadı. Bugün çok güzel bir açılış öğrenmiştim. Rümeysa oynarız seninle ya. Daha önce de çok oynadık zaten. Çağdaş'tan öğrendiğim açılışı uygulayamıyorum. Sekondant değiştirmem gerekebilir. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ünlü olduktan sonra hayatımda hiçbir şey değişmedi. Zaten ünlü de değilim. Sadece beni sizler tanıyorsunuz. Antalya, Kayseri. Eskişehir'de her yerde görebilirsiniz beni. Bugün işte Kanlıkavak'a gittik. Ne bileyim, Espark, kasaba, her yerde dolaşıyorum zaten. İllaki denk geliriz.
Şimdi bu vezir fedaları gelir mi? Şöyle yapsak. Azıcık eğlenmeye çalışsak mı acaba rakibimizle? Neyse ya, süreci uzatmak da istemiyorum bir yandan. Beğeni 300'ü geçmiş. Teşekkür ederiz arkadaşlar desteğiniz için. Abone sayısına da bakacağım. 5000'i geçecek miyiz? Şu an 4658 diyor. Biraz zor olacak gibi görünüyor bugün. Eğer abone olmayanlar varsa kanala abone olabilirsiniz. Eskişehir'e taşınma sebebim bir defa deprem riski yok. Çok güzel bir şehir. Gençlerin yaşadığı bir şehir. Ulaşım rahat. Aileme yakın. Ablamlara yakın. Yani çok fazla sebebi var. Onun için buraya taşındım. Neyse, ilerleyen zamanlarda Çağdaş'tan öğrendim. Başka bir açılışı denemeye çalışırım. Bu arada şunu niye almıyoruz? Şuraya alalım. Kaçacak tek yer var. Filge 5 mi acaba? Kale F6 mı? Hangi birini yapsak? Filge 5 şah kaçtı. Kale F6, kale C6. Onlara mı girersek? Mat mı vardı? Mat mı kaçırdık? Gelirim beni iyi yaşatıyor mu? Yani ortalama bir insandan belki çok az daha iyi olabilir. Maksimum. Evet, Deniz'in de Eskişehir'e gelmesiyle beraber Eskişehir'in elo ortalaması giderek yükseliyor. Kale C6, fil R7, file 7, vezir E7. Zaten vezir öndeyiz. Şah meydanda bunu da kazanacağız. Aldık. Şah. Yok, başka bir ülke federasyonu adına oynama teklifi almadım. Baya baya yüksek teklifler de var da çok puan vermiyor. Onun için yüksekleri yenmemin de bir manası yok. Derken 39 puan mı? Aman Allah'ım. Deniz, sen beni tuzağa mı düşürdün Deniz? Ben gerçekten böyle 10 maç yenince falan 3000'e ulaşabileceğimi zannediyordum. Asla böyle bir şey olmayacak. O zaman sıkılana kadar oynayacağız. Daha sonra da yayını kapatırız. Sabah kadar Deniz beni kandırdı arkadaşlar. Şurada gerilimi tutalım. Fili çıkacağım. Rok atacağım. At E5 gidebilirim. E4 hazırlayabilirim. Rakibin bu fili çok kötü. Fil F6 yapıp şuraya alabilirim. Böyle oynarsa da artık saldıracağım. Chess.com speedrun için uygun değil. Deniz şey dedi. D-Chess'ten de banlanırsın dedi. Üst üste maç yenince. Şimdi buraya mat edebilir miyiz acaba? Böyle olsa almadı. Şöyle bir H5 yapıp sonra patlatalım sağa sola. YouTube'da çok yeni sayılmam ya. Sadece kendi kanalımı yeni açtım. Yani Chess.com'la beraber veya Denizler'le daha önce epey yayın yapmışlığım var. Buraya vuruyorum artık, herhalde çıkar bir şeyler. At G5 de gelecek. Speedrun yasaklandı diyor Deniz. Buraya alırsa böyle mat var. Vezir E7 gelirse şah şah mat var. Evet, böyle mat oluyor.